Baykan coğrafi olarak çok güzel bir yer. Zaten kamerada da belki arkadaşlarımız görür. Dört tarafı dağlarla çevrili. İçinde derenin geçtiği coğrafi olarak çok güzel bir yer. Bu nedenden dolayı Baykan halkı yeşillikle iç içe bir toplum diyebilirim. Toplumsal yapısı olarak da Baykan'ı şöyle anlatabilirim. İlçe merkezi 1947'lerde buraya geldiği için çevre köylerden insanların buraya taşınmasıyla ve dışarıdan insanların buraya gelmesiyle oluşan bir toplumsal yapısı var. Yani kısacası Baykan her kesimden insanın bir araya geldiği bir topluma sahip diyebilirim. Baykan'ın sorunları anlatmakla bitmez. Açık bir şekilde bunu söyleyebilirim. Özellikle iki dönemdir DEM Partisi'nin kazanmış olduğu belediyeye kayyumların atanması Baykan'ı ileriye değil geriye götürmektedir. Halkın iradesine kayyum atayan bu sistem maalesef Baykan'a hizmet etmemekte. Hizmet etmediği için de Baykan geriye gitmektedir. Halk bundan memnun değil. Belediyecilik halka hizmet üzerine kurulan bir kurumdur. Belediyecilik budur. Halka hizmet götüren bir kurumdur. Halka hizmet götüren bir kurum maalesef şu an halkın içinde olan mevcut hizmetleri bile geri almış durumda. Bunu açık ve net bir şekilde Baykan halkı da görmektedir. Bu kayyum sisteminin bir an önce Baykan'ın içinden çıkması gerek. Ranta dönüşmüş. Yani belediyecilik anlayışı maalesef ranta dönüşmüş. Belediyecilik hizmet anlayışından çıkmış, şu an ranta dönüşmüş bir sistem haline gelmiş. AKP'den kim varsa artık ya da atanan kayyum kendi menfaati, kendi yararı, kendi yandaşlarıyla birlikte Baykan'ı yönetecek duruma gelmişler. Bu da halka zarar vermekte. Halk ileriye gideceğine 30 yıl hatta 50 yıl şu an geriye dönük gitmiş durumdadır. Yani Allah'ın izniyle bu belediyeyi kazanırsak gerçek anlamı neyse, gerçek hizmeti neyse yani halka hizmet götüren anlayışı tekrardan geri getireceğiz ve o hizmet anlayışıyla halkı geriye değil biz ileriye doğru getireceğiz diyebilirim. Şu an kayyum tarafından yönetilen Baykan fiziksel olarak bütün sokakları harap duruma düşmüş. Baykan sokaklarında, Baykan yollarında yürüyemeyecek duruma gelmişiz. Yürüyemeyecek duruma ya bu Baykan'a yakışan bir durum değil. Baykan'ın bu yeşilliği, bu derenin bu güzelliği, dört tarafının dağlarla olan bu coğrafik güzelliğini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekirken maalesef kayyumlar tarafından Baykan'da bu güzellik yok olmuş durumda. Ha bizim projelerimiz ne olacak? Zaten projeler üreterek biz buraya geldik. İlk öncelikli görevimiz bu sokaklarda yürüyemeyecek duruma geldiğimiz yolları bir an önce düzelteceğiz. Her mahalleye çocuk oyun alanlarını getireceğiz. Su sorunu Baykan'da mesela çok var. Yazın ya koskoca ilçeye sadece günde bir saat su veriliyor ya. Bir saat su veriliyor. Bütün devlet imkanlarını kullanan bu kayyum Baykan'ın bu sorunu çözemiyor mu? Ya çözemeyecekse bize bıraksın. Biz çözeceğiz. Çözmeye de hazırız. Nasıl çözeceğimizi de biz çok iyi biliyoruz. Baykan'ın her tarafından su çıkıyor ya. Baykan'ın her tarafından su çıkıyorsa eğer Baykan halkı nasıl susuz kalıyor? Günde 24 saatin sadece 1 saati Baykan'a su verilerek mi bu halk hizmet görecek? Böyle bir şey olamaz. Baykan halkına o suyu getireceğiz, biz getireceğiz. Yeşil alanları biz getireceğiz. Baykan'ın bu deresini değerlendireceğiz ve sosyal aktiviteler meydana getireceğiz. Çevre yolu yapılmış, çevre yolu yapılmasaydı daha iyiydi. İnsanlarımız orada yürüyemiyor. Ya yürüyemeyecek bir yol yapacaksan, yürüyemeyecek bir güzergah yapacaksan Baykan halkına ne faydası var? İşte biz o çevre yolunu ne yapacağız? En iyi şekilde değerlendirecek projelerimizi getireceğiz ve yürüyebilecek hale getireceğiz. Ağaçlandıracağız. Çocukların yürüyebileceği, daha doğrusu bisiklet kullanabileceği alanlar olacak. Halkımızın yürüyebileceği kaldırımlar yapacağız ve yeşil alanlar meydana getireceğiz. Baykan halkının artık bu kayyum anlayışını bitirmesini istiyorum ben. Kayyumun Baykan halkının içinden çıkmasını istiyorum. Bu da nasıl olacak? Bizimle birlikte olacak, halkla birlikte olacak. Gerçek belediyeciliği, hizmeti Baykan'a getirebilmek için bu kayyumu öncelikle götürmemiz gerekiyor. Biz Kürtlerin içinde çok güzel bir şey vardır. Biz kayyumu göndereceğiz diyoruz ya, biz de birini uğurladığımız zaman arkasından su dökeriz. Su dökeriz ki uğurlu bir şekilde gitsin, uğurlu bir şekilde gelsin. İşte biz Baykan'da Allah'ın izniyle halkla birlikte bu kayyumu göndereceğiz.
arkasından su dökmeden göndereceğiz, su dökmeden. O bir daha geri gelmeyecek. Ve Baykan halkına şunu söylüyorum. El ele vererek bu kayyumu gönderelim. Gerçek belediyeciliği, gerçek hizmeti bu Baykan'a getirelim. Baykan'daki kadınlar erkekler tarafından çok geri plana atılıyor. Bizim bunu yıkmamız için, kadınlarımız için kayyumun daha önce attığı kadın dayanışma merkezini tekrar yürürlüğe sokmak olacak. Kadınlarımız bizim için değerlidir. Biz kadınlar için bu yola adım attık. Ben kadın olarak kadınların gücü olacağım. Kadınlara sosyal aktiviteler, yani kadınlara her şekilde çalışma imkanı sunacağımız bir yer, bir alan oluşturacağız. Kadın dayanışma merkezimizde kadınlar kendilerine, hem kendi evlerine hem de kendilerine katkı sağlıyorlardı. Orada kendilerini daha özgüvende hissediyorlardı. Bunu tekrardan yürüyüşe sokmak için kayyumu gönderip biz yerine geçeceğiz ve kadınlarımızı tekrar o yeri açacağız diyorum. Öncelikle kadın özgürlükçü paradigmayı inşa edeceğiz. Kadın kollarını etkinleştirip, kadın arkadaşlarımızı el ele verip Baykan halkının sorunlarını çözeceğiz. Baykan halkıma ve kadınlarımıza çağrım. Gelin beraber olalım. Ceberut kayyumu hak ettiği yere gönderelim.